Merhaba sevgili seyircilerim. Yeni bir video ile tekrar buluştuk. Umarım iyisinizdir. Bugünkü konumuz John Locke ve onun sözleşme ve siyasal toplum anlayışı. Bu videomun hazırlanmasında felsefe.gen.tr sitesindeki bilgilere çok şey borçluyum. Öncelikle sözleşme bahsine bir bakalım. Locke'un düşünce sisteminde önce doğal durumu bir barış ve karşılıklı yardımlaşma durumu olarak betimlediğini, daha sonra doğal hakları mülkiyet hakkı önderliğine göre e, toplumdan önce var olan haklar şeklinde tanımladığını görüyoruz. Bundan sonra ise Locke, uygar toplumu e, üyelerinin onayından türetmeye çalışmıştır. Thomas Hobbes ve Jean-Jacques Rousseau'da ve başka bazı düşünürlerde olduğu gibi Locke da, Uygar toplumun kuruluşunu sözleşmeye dayandırır. Her ne kadar Locke doğa durumunu bir gerçeklik olarak savunsa da, Hobbes ve Rousseau'da olduğu gibi doğa durumu ve toplum sözleşmesi varsayımını siyaset teorisinin kuruluşunda sadece bir çıkış noktası olarak aldığını kabul edebiliriz. Bu düşünürlerin asıl göstermek istedikleri şey, devletin kaynağının ve e, devletin kaynağının ne olduğu sorusuna cevap bulmak değil. Devlet denilen siyasal topluluğun temelinin ne olması gerektiğidir. Doğal durumdan uygar topluma geçişin gerekçesini Locke ee, şu şekilde ileri sürer. İnsanlar doğa durumunda özgür ve eşit olmakla birlikte sahip olduğu bu hakların kullanılması güvenlikten uzaktır ve her zaman başkalarının saldırısına uğrayabilir. Çünkü hepsi onun kadar kral ve hepsi ona eşittir. Üstelik çoğunluk e, nesafet ve adaleti kesinlikle tutmayanlardadır. İşte bu nedenle sahip olduğu şeyleri dilediği gibi kullanması oldukça belirsiz ve güvensizdir. Bu durum insana özgür olmasına rağmen korkular ve sürekli tehlikelerle dolu Doğa durumunu bırakmayı istedir. Bu nedenle insanlar mülkiyetlerinin e, korunması amacıyla devletlerde birleşmişler ve kendilerini yönetimlerin altına sokmuşlardır. İnsanlar siyasal toplumu kurarken ihtiyaç duydukları için bir sözleşme yaptılar. Bu sözleşme devlete katılan veya onu meydana getiren kişiler arasında yapılır ya da yapılması gerekir. Bunun için toplumda yeterli sayıdaki özgür insanın oy birliği gerekir. İşte bu durum. Yeryüzündeki yasal bir hükümetin başlangıcı olmuştur. Ancak insanlar siyasal toplumu kurarken gereken güçleri de devretir, devrettiler. John Locke'a göre doğa durumunda bir kimsenin küçük eğlencelerdeki özgürlüğü bir yana bırakılırsa iki erki vardır. Birincisi doğa yasasının sınırları içinde kendisinin ve başkalarının korunmasına uygun bulduğu her şeyi yapma erki. İkincisi ise bu doğal yasaya karşı işlenmiş suçları cezalandırma erki. Birinci erk, toplumun e, koyduğu yasalarca düzenlemek üzere kendisinin ve toplumun kalanının korunmasının gerektiğini gerektiğini oranda bırakır. İkinci erkini ise e, tamamıyla bırakır. Lok toplum sözleşmesinin ve içeriğini bu şekilde ifade etmekle birlikte, bu ilk anlaşmanın toplumun mu, yoksa yönetimin mi ol ortaya çıkmasına yol açtığını açıkça belirtmemektedir. Sözleşme teorisini oldukça dikkatli inceleyen Altusius ve Pufendorf gibi düşünürler, iki türlü sözleşme olduğunu kabul etmişlerdi. Birincisi kişiler arasında yapılan ve toplumu kuran sözleşme, ikincisi ise topluluk ile yönetim arasında yapılan sözleşme. Locke'un da bu tutumu kabul ettiği söylenebilirse de biçimsel bakımdan açıklık ee, Locke için pek değer taşıyan bir nitelik olmadığından iki görüş açısını yan yana getirmekle yetinmiştir. Yulok'un bir siyasal devrim sonunda yönetimin düşmesiyle toplumun ortadan kalkmayacağını söylemesi, toplum ile yönetimi aynı sözleşmeye bağlamadığı biçiminde değerlendirilme, değerlendirilmektedir. Siyasal toplum ve yönetimin amaçlarına şöyle bir değinecek olursak, insanlar doğa durumunda özgür olmalarına rağmen özgürlüğün anlamlı olduğu, adaletin yönettiği ve mülkiyetin güvenli olduğu kabul edilebilir bir düzen isterler. Loka göre insanlar bu nedenle siyasal toplumu kurdular. Ancak toplum durumunda doğal yasanın zorunlulukları sona ermez. Çünkü yasanın amacı özgürlüğü genişletmek ve korumak olup yürürlükten kaldırmak ya da tatil etmek değildir. Locke bu şekilde sözleşmenin ta tabiatında olan mantığı geliştirmiştir. İnsanın mantığında belirlediği gibi toplumdan kastedilen siyasal kuruluşu bir tek güce vermek olmayıp devletin bir canlandırıcı, etkin belirleyen olmasıdır. Doğa durumu ile siyasal ya da uygar toplumu birbirinden ayıran en önemli fark, siyasal toplumda insanların aralarındaki anlaşmazlıkları karara bağlamaya ve suçluları cezalandırmaya yetkili başvuracakları ortak bir yapılmış yasası ve yargı organı olmasıdır. Ortak bir başvurma yeri olmayanlar ise hala doğa durumundadır. Bu nedenle siyasal ya da uygar bir toplumdan söz edebilmek için bir grup insanın, bir grup insanın tamamının doğa yasasını yürütme güçlerini bırakması ve ona ve onu kamuya vermek üzere bir toplum içinde birleşmeleri gerekir. Bu bir grup insanın toplumu kurmalarıyla ya da herhangi bir kimsenin kurulmuş olan bir yönetime katılması ve onunla birleşmesiyle olur. Siyasal ya da uygar toplumu insanların ortak başvurabilecekleri bir yeri olması olarak tanımlayan Locke bu bağlamda mutlak krallığın gerçekte uygar toplumla bağdaşmayacağını da açıkça ifade eder. Çünkü Mutlak krallıkta hiç kimse için açık olan bir başvurma yeri yoktur. Hakka uygun ve taraf tutmadan karar vermeye yetkili hiçbir yargıç bulunmaz. Bütün bunlardan hareketle Lok'un genel duyarlılığının kralların yanlış yönetme hakkının kutsallığını olan inanca isyan etmek ve yönetimin güvene dayanan karakteri üzerine ısrar etmek olduğu söylenebilir. İşte bu nedenle Lok yönetimin yönetme hakkını insanların sadece iyiliğine ve yalnızca oy birliğine bağlı olarak insanın güvenlerine karşılık olarak adlandırmıştır. Çünkü loka göre insanların devletlerde birleşmelerinin ve kendilerini yönetimlerin altına sokmalarının asıl amacı mülkiyetlerinin e, korunmasıdır. Oysa doğa durumunda bunları sağlayacak birçok şey eksiktir. Bunlar tanımlanmış olumlu bir yasa, bu yasayı tarafsız olarak uygulayacak yargıçlar ve yargının kararlarını uygulayacak bir güçtür. Siyasal toplum bunların yokluğu sebebiyle kurulmuştur. Hiçbir akıllı yaratığın içinde bulunduğu koşulları daha kötüye götürmek için değiştirmek isteyeceği düşünülemeyeceğinden, yönetimin genel iyiliğin ötesinde bir etki alanının olacağı kabul edilemez. Dolayısıyla yönetimin bu üç aksaklığa karşı herkesin mülkiyetini koruması gerekir. Bu nedenle bir devletin en üstün kuvvetini elinde tutan, halkın bildiği yürürlükteki yasalarla ve anlaşmazlıkları karara bağlayacak tarafsız ve dürüst yargıçlarla yönetimi sürdürmelidir. Yönetim, topluluğun gücünü içeride bu yasaları yürütmek, dışarıdan gelecek zararları karşıda toplumu güven altına almak için kullanmak zorundadır. Bütün bunlardan amaç barış, güvenlik ve kamu iyiliğinden başka bir şey olmamalıdır. Buradaki kamunun iyiliği unsuru sonraki liberal düşünürler tarafından şiddetle eleştirilmesine rağmen klasik liberalizmin savunduğu iç ve dış güvenlik ile yargı faaliyetlerini üstlenen minimal devlet veya gece bekçisi devletin izleri oldukça belirgindir. Locke'un teorisinde siyasal toplum ve siyasal güç bir sözleşmenin sonucu olduğu için yönetilenlerin de rızasına sahip olacaktır. Bu siyasal güç mülkiyet hakkını korumak amacıyla kurulduğundan bunu ortadan kaldırması düşünülemez. Aksi durumda siyasal otoritenin meşruiyeti ortadan kalkacak ve halkın direnme hakkı doğacaktır. Ancak siyasal otoritenin rızaya dayanması iktidarın kontrol edilebilmesi için yeterli değildir. Bu nedenle daha somut olarak siyasal iktidarın sınırlandırılması gerekir ki bunun yolu kuvvetler ayrılığının gerçekleştirilmesidir. Lok'a göre bir devlette üç kuvvet bulunmaktadır. Bunlar yasama, yürütme ve federatif güçlerdir. Yasama, devlet gücünün topluluğu ve bu topluluğun üyelerini korumak için nasıl kullanılacağını açıklama hakkına sahiptir. Yasama gücünü elinde bulunduranların yürütme erkini de ele geçirmeleri olasılığına karşılık iyi düzenlenmiş bir devlette yasama gücü, Yasayı yaptıktan sonra dağı, dağılan ve bu yasalarla kendilerinin de bağlandığı kamu iyiliğini gözeten çeşitli kimselere verilmelidir. Bu şekilde yapılan yasalar sürekli bir güç taşıdıkları ve aralıksız yürütülmeleri gerektiğinden yürütme gücünün varlığı zorunludur. Bu şekilde yasama ve yürütme gücü birbirinden ayrılmış olur. Federaf, fer, federatif güç ise bütün topluluk... Kendi dışındaki başka devlet ve kişiler bakımından doğa durumundaki bir kurul gibi olduğundan savaş, barış, birlik, ittifak ve devletin kendi dışındaki bütün kişiler ve topluluklarla her türlü işlemi yapma gücü olarak ifade edilebilir. John Locke yürütme ve federatif gücü ayrı ayrı nitelendirmekle birlikte bu güçlerin farklı ellerde bulunmasının zor olacağını ve böyle olmaması gerektiği yaklaşımını sergilemektedir. Yürütme gücü yasamaya bağlıdır ve bu gücü e, kullananlar yasamaya karşı sorumludur. Gerektiğinde yasama yürütmeye verdiği yetkileri geri alır. Yetkiler kötüye kullanılmışsa cezalandırır. Yasama devletin üstün gücüdür. Federatif güç ise yürütme ve yasama güçlerine bağlı ve onların emrinde görev yapar efendim. John Locke'un kuvvetler ayrılığında yasama ve yürütme güçlerini birbirinden ayırması her iki gücün üzeri üzerlerine düşen görevleri kişi haklarına ve yasalara uygun olarak yapmalarını sağlamak amacından kaynaklanmaktadır. Evet sevgili seyircilerim, John Locke'un siyaset ile ilgili görüşlerinin kalan bölümünü sizlere sundum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, bilgiyle kalın ve kanalıma abone olmaya ihmal etmeyin efendim.